1600 dolar bu amfi ama şimdi yanında durmaktan korkuyorum. Gelip laf edebilirler biliyorsunuz, durup okumayı falan yazıyor. Sahip de şu dayı zaten, siyahlı. Okumayı falan diyor. İkinci sınama benziyor. Salı günü alacak olmaz. İkinci sınama benziyor. Fiyat çekiyor. 3750 dolar. 4000 dolar burada. 3500 lira. Tabii çok güzel gitarlar. Bir şey demiyorum ama şu amfinin rengi çok güzel. Biraz mobilya gibi ama hoşuma gidiyor. Güzel gitarlar. Hendi bu signature'ı var. Az önce çalan eleman. Pedalları. İnsan yoruluyor ya. Değil mi? Burası bizim bildiğimiz workbook.com'un gibi galiba. Yok. Evet. Sen de bildiğiniz. Amerika'da çok meşhur. Onun bu. İşte pluginler, gitarlar, her şeyi satıyor. Buraya pluginleri falan deneyin diye bilgisayar koymuşlar. Olduğu için herhalde burada reklamını yapmışlar. Buy Place Sell diye. Bunları çok seviyorum. Beni bilen biliyor. Ben Ibanez manyaklığı var hala biraz bende. İki yıl tamam bir numara ama beni eskiden beri takip edenler Ibanez manyaklığını bir hala içimde vardı. Master yapıyorum. Bas bulunca adam basçı yapar bu basla. Bir dokunmayın dokunmayın yazdım. Gitarlar mesela 2000 dolar tabii premium serisi. Prestij değil tabii bu arada. O yüzden biraz pahalı geldi açıkçası ama belli çok özel, özenerek yapılmış. İşçilik olarak harika gözükmüyor burada. Bunu görebiliyorum. Prestijli onlar yoktur muhtemelen. Çok hoşuma gitmiyor. Ya ben basçı değilim ama sadece dış görünüş olarak söylüyorum. Onlar çok daha güzel. Burada fiyatlar bir anda uçtu tabii. Ibanez çantalar falan var. Burası sadece baslar için. Burası caz kasalarının olduğu yerler. 200 dolar mesela. Yani. Ama bir şey söyleyeyim, mesela sapı ince. İnce bir sap var. Şöyle gösterelim. Nasıl gözüküyor? Çok ince gördüm. Yani bunlar başka bir kafa yani. Benle çok işi olan durumlar değil. Ama harika duruyorlar. Yani böyle şöyle bir gitarım olsun isterim zaten. Özellikle jazz fusion falan çalarken. Burada ne varmış? VGA'lar var. Fiyatları da 1300 dolar falan mı? 239 dolar diyor. Güzel duruyorlar tabii yani. Çok yalan değil. Özellikle Gold Hardware çok yakışmış. Burada da rengi çok severim her zaman. Şimdi tarım fiyatı 1102 dolar. Dimarzio manyetikler var. İşte kapakları var. Nes serisi. Çok severim Nes'ten. Böyle bir gitarım olsa çok isterdim. Aynı baslarda dediğim gibi. Şu kasa çok hoşuma gidiyor. Bunlar hiç hoşuma gitmez. Yani kasa olarak hoşuma gitmez. Çalım olarak güzel olabilir ama şey olarak hoşuma gitmez. Tip olarak. Telecaster formatında
güzel canavara gibi bir şey bu. Yine 350 dolar bu. Güzeldir, kötü durmuyor. Tekrar sevenler için iyi bunun satı. Tabii hep Ibanez satı ama o Tradition Ibanez incelik saplarını artık çok göremiyoruz. 2018'e değişmiş bu arada. Bunda da öyle. Kısadan gördüler yaptılar işte. Ben biliyordum. Cefe şikayet etti. Ya çok güzel duruyor tabii yani. Kürita ve 620 dolar var. Ya muhtemelen ne yapımı? Endonezya yapımı. Bizim orada bu 5000 lira olur da. Hatta daha pahalı olur. Güzel gitar. Cem'lerin değişmiş hali bu. Adı da değişti tabii. Hani Pia diye geçiyor. Doğru mu okuyorum onu da bilmiyorum ama tabii. Yeri değişti tabii, biraz farklı. Bayağı enteresan tabii. Değişik gitarla bir tane elime alayım. Benim resmini de çeksene ama. $4,700 4,700 aşırı pahalı tabii. Ama iyi hissediyorum. Yok bu zaten. Çıkıyor mu? Satınca, ya bu gitar inanılmaz tabii hakikaten yani. İşçiliği her yerinde görüyorsunuz, inanılmaz. Gold Hardway, pick-up'ları çok enteresan işçilikler var şeyde. İnanılmaz. Son fretleri biliyorsunuz, scallop, Steve Y Jam'lerde olduğu gibi. İnanılmaz bir gitar. Ve bunu nasıl taşıyacağız? Bunu Steve Y'ye mesaj atalım. İki elimizle mi taşıyacağız? Harika bir gitar. Çok güzel. Bir orada Gold'u var. Bu gitar da aynı fiyat. İnanılmaz durmuyor mu? Neck aynı şekilde. Cem'lerdeki neck zaten. Pia diye geçen bir model. Yeni çıktı, yeni tanıtıldı. Steve Y geçen Instagram'a koyuyordu, gördüm. Ya çok güzel ya. Yani tam şiret canavarı bu gitar. Belli ediyor yani. Çok güzel. Lucky tuner'lar yok. Burada normal şeyler var. Floyd Blue gitar işte bildiğiniz gibi. Ama mesela bu Floyd'lar çok farklıdır arkadaşlar. Yani alıp da 2 gün sonra bir daha akortlamakla, setup'la uğraşmıyorsunuz. Çünkü çok high end product bunlar. O yüzden hani buna bu parayı verdikten sonra hiç değişir ama 4700 dolar diyelim buna. Yani bunun parası zaten 35 bin lira olur Türkiye'de. Bakarız Zuhal'de. Ama aşırı pahalı. Ama hak ediyor mu? Ya bu parayı hiçbir gitar hak etmiyor. Ben hep öyle düşünüyorum biliyorsunuz. Ama inanılmaz. Tabii şunu da görelim. Hep renkli burada işlemeleri. Biliyorsunuz arkadaşlar başlangıç gitarı için ne alayım falan. Aslında baktığınız zaman şu gitar 482 dolar. Tabii ülkemizde gümrükler, bilmem neler işte mağazanın payı falan her şey eklenince bu gitar oluyor 3-4K belki. Belki daha fazla bilmiyorum. Ama şimdi düşünsenize 481'lik bir şey alıp gitara başlamak aslında mantıklı. Ama işte ülkemizde o zor, o elde etmek zor oluyor. Mesela şu gitar aslında çok makul baktığınız zaman birim fiyatına. RG manyağıydım zaten, beni bilenler bilir. Aslında aynısı vardı bende. Gerçi 550 diyor, bende 300 küsürü vardı ama 550'miz de var. Bende şu, ya benim gitarım biliyorsunuz neredeyse, bu yeni versiyonu. Bendeki 87 model, bunlar tabii hep yeni. Farkı var mı ona bakacağım benimkiyle. Çok benziyor tabii ama benimkinin sapı daha vintage. Mesela bu kesinlikle bana daha fabrikasyon geliyor, tartışmasız. Ama köprü möprü orijinal Floyd mu? Yok, orijinal değil. Benimki orijinal Floyd diyorsunuz. Yani evet. Ama bu gitarlardan bulamıyorsunuz. Hiç bunu almak mantıklı.
Bizler her zaman güveniriz. Ve bunlar neymiş? Bunlar 550 premium ya da prestij olarak geçiyor. Şurada prestijler şurada var. I was allowed to sell these in gaming prices about 3 months after. Kilometre distinto. Şey custom'lar biliyorsunuz, manyak gitarlar. Fena bu. Yani bu zaten biliyorsunuz Ibanez'in en son nokta gitarları olarak gösterildi. Zaten kendini direkt belli ediyor arkadaşlar. Ama tabii fiyat olarak Kia kadar pahalı değil baktığınız zaman şu. Yani 4000 dolar şu kadar en güzel gitarı. Ama J Custom oldu. Mesela öbüründe yamaylık var dedim ya 550'de. Bunda yok, kesinlikle yok. Yani el işçiliğini hissettirebiliyor ve inanılmaz hızlı bir klavye var. Onu anlıyorsunuz yani. Parmaklarınızı orada gidiyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Akıcı bir klavye. O işçiliğin buna etkisi var mı? Var tabii. Köşeleri daha fazla bentleniyor. İşte törpüleniyor vesaire. Şey burada, pick-up'sı işte. Bayağı güzel bir durum ama tabii 4000 dolar eder mi sorusu, o soru zor. Onun cevabı zor yani. Ama tabii işçilik olarak harika gözüküyor o kesin. Ben seviyorum. Bunlar da S serisi. Prestige'ler 2600 dolar falan. S'lerin biliyorsunuz olayı ince klavye, kasa olması. Çok hoşuma gidiyor. Ama ben sevdim böyle. Büyük değişiklik yok ama Pia serisi mesela çok enteresan. AZ'ler nerede ya? Arkadaşlar böyle boot yapmışlar pedalları denemeniz için gitarlarla. Çok mantıklı tabii. Şuraya bakın, AZ'leri göremedim. Yoksa bitiririz zaten. Kitler için oda yapmışlar. Ya bunlar çok yarış arabası. Ben çok sevdim. Bir tane alalım mı? Şunu seviyorsunuz. 482 dolar. Ama arkadaşlar burada 3 tane artistin gitarı var. Biri marka Sufogli, biliyorsunuz aşırı seviyorum ben bu herifi. Bunun sapları biraz kalın oluyor açıkçası. Ama action'ı acayip düşük. Gözüküyor mu bilmiyorum. Tel yüksekliği. Bayağı güzel. Locking tuner yok bunlarda. Goto ama tunerları. Bunun köprüsü iki tarafa oynayabiliyor. Benimki yıllardaki bayağı güzel. Bu Ibanez'in şeyine benziyor. İlk John Petrucci modellerinde Picasso'lu. Burada şeyi falan var. Şeyi burada switch'i. Güzel gitar. Bunun fiyatı 3400 dolar. Tom Quayle. Bu da aynı fiyat. Hepsi aynı fiyat bunların. Bunun sapı da aynı profil tamamen. Belki biraz daha kalın, emin değilim. Belki biraz daha kalın. Aynı köprü burada da var. Sadece switch'i biraz farklı. Ya bu gitar güzel gitarlardır yani. Kötü diyemem. Ama sapları kesinlikle kalın. Martin Miller'ın da gitarı aynı. Aynı sap tamamen. Ya bu gitarların hepsi aynı bence. Pazara yönelik sunulmuş şeyler. Güzel gitarlar. Ona bir şey demiyorum.